Herkese günaydın. Dün aslında iki parçalı bir seans izledik diyebiliriz. Önce son derece kuvvetli bir yukarı hareket, yani Fed etkisini tamamen neredeyse bypass ettiğini söyleyebileceğimiz bir yukarı hareket. Şurada Fed kararıyla beraber yaşanan düşüşü görüyorsunuz. Ardından da bu hareketin tamamen geri verilerek Fed en düşüğünden daha düşük bir kapanış. Tabii ki buradaki hareket Trump'ın açıklamalarına dayanan bir hareket. Bu da elbette negatif olarak algılandı. Çünkü Eylül itibariyle şu andaki görüşmelerin Eylül'e sarktığı anlaşılıyor zaten. Eylül itibariyle de Trump yeni bir geri kalan 300 milyar dolar üzerine bir vergi getiriyor. Dolayısıyla bu görüşmeleri en azından Çin tarafının vereceği tepkiler üzerinden bakarsak görüşmeleri zorlaştıracak olan bir adım gibi gözüküyor. Dolayısıyla hisse senedi piyasaları da bilançoları da geride bıraktığımız bir dönemde bu işten çok hoşlaşmış değil. Baktığımızda Asya seansında sert satışlar geldiğini görüyoruz. Nikkei tarafında %2,5'a yaklaşan bir satış var. Hang Seng zaten sosyal problemlerle de uğraşıyor. Büyüme seviyesinde gördünüz ki büyümede aslında sosyal olayların yansıması henüz yok. O üçüncü çeyrekte daha netleşecektir. 2,3'lük bir satış var. Çin tarafına geldiğimizde 1,7'lik bir satış var. Biraz daha liberal bir piyasa olarak baktığımızda Hong Kong'daki Çin hisselerinde 2,7'ye yakın bir satış var. Yine Tayvan'da son derece zayıf bir seyir görüyoruz. Dolayısıyla ana endekslerin çoğunda büyük satışlar söz konusu. Amerikan vadelerinde o kadar büyük bir eksi yok ama muhtemelen Avrupa tarafına eksi olarak yansıyacaktır bu gelişmeler. Şimdi dün sabah Çin PMI'ında paylaştığım yoruma tekrar geri dönmek istiyorum. Fed kararını bir yana bırakalım. Yani Fed kararı elbette etkili ama zannedildiği kadar veya tek başına belirleyici değil. O görüşü bir kenara bırakmamız lazım. Şimdi birkaç tane ana nokta var. Birazdan konuşuruz tabii. Altın ve gümüşte satış getiren hareket elbette reel faizlerin düşünüldüğü kadar aşağı gelmeyeceğiydi. Ama şu iki koymuştum. Talepte bir değişiklik olmayacak. Birazdan Dünya Altın Konseyi'nin raporunun üzerinden de tekrar gideriz. Burada bir toparlanma olması gerekiyordu. Zaten dün oldu. Bu arada tek başına yükselecek bir dönemde değiliz. Dolarla beraber yükselecek. Bunları da göreceğiz. S&P tarafında da ben ayı piyasasına girmesini beklemiyorum. Eğer ki ekonomik veriler iyi gelmeye devam ederse ki bence gidecek. Dolayısıyla bugünkü ekonomik veriye gelelim. ISM'ler açıklanmadığı için ben çok net bir tahminde, zaten bu tahminin net olması da mümkün değil ama bulunamıyorum. Burada muhtemelen kamunun seçim nedeniyle nüfus sayımı nedeniyle yaptığı işe alımlar var. Dolayısıyla biraz çarpılma söz konusu olabilir. İmalat tarafı ISM imalattan gelen zayıf veri nedeniyle çok iyi bir performans göstermeyecek gibi gözüküyor ama bu tutulamayacak rakamlar değil. Bana sorarsanız buradaki asıl problem veya asıl takip edilmesi gereken 0,2 mi, üzeri bir seviye mi? Ben üzeri seviyelerin daha mümkün olduğu bir dönemde olduğumuza inanıyorum. Dolayısıyla takip etmemiz gereken nokta bu. Ama sabahki notumda da söyledim. Şunu unutmayın. Son gelen istihdam verisi çok kuvvetli geldikten sonra Powell Senato'ya yaptığı sunumda bu veriyi o kadar önemsemediklerini, yine de faiz indireceklerini söyledi. Dolayısıyla Fed bakın şurası önemli dedikten sonra fikrinden vazgeçebiliyor. Dolayısıyla bu veriyi evet çok önemsiyorum. Kuvvetli gelmesi durumunda Fed tartışmalarını alevlendirecektir. Ama sadece bu kuvvetli geldi diye Fed'in bir sonraki faiz indirimi tamamen ortadan kalktı gibi bir görüşe de sahip olmamak lazım. Birkaç tane veri seti görmemiz gerekiyor ki tamam bir daha bir faiz indirimi gelmeyecek veya işte Eylül veya Ekim'de faiz indirimi, ki özellikle Ekim'de Brexit olduğu için Ekim'i söylüyorum, faiz indirimi gerekir diyebilelim. Parite tarafına geçelim ama parite tarafında Yuan'la geçmek daha doğru olacaktır. Burada dün kuvvetli bir yukarı hareket yaşadık.
Hala da o seviyelerdeyiz. Bu sabah da neredeyse 6,98'lere kadar bir gevşeme oldu. Şimdi buraları önemli seviyeler. Sabah da dediğim gibi ben piyasada var olan 7'yi savunacaktır görüşünü artık taşımıyorum. Bence 7'yi savunmayacaktır. Hatta ve hatta 7'nin yani bu seviyelerin kırılıp sonra geri gelmesini göreceğiz gibi geliyor. Bu tip bir organizasyon bence Bank of China'nın kontrolü dahilinde olacak. Dolayısıyla 6,987 seviyelerini yakından takip etmemiz gerek. Tabii dün fixing tarafında bu haberler olmadığı için akşam saatlerinde çok net bir şurada görüyorsunuz spread açılması söz konusu oldu. 2016'dan bu yana en büyük spread açılmasıydı bu. Şimdi bunun biraz kapandığını görüyoruz ama Bank of China da bu göstergeyi yakından takip ediyor. Piyasanın serbest piyasanın baskısını göstermesi açısından önemli. Dolayısıyla burayı yakından bizim de izlememiz gerekiyor. Bu spread ne kadar açıldı? Avustralya doları tarafına gelelim. Avustralya doları tarafı da sert bir kırılma yaşayabilir. Buradaki şu flash crash hareketini bir kenara bırakarak kapatıyorum. Kapanışlar bazında bakalım isterseniz. Şurada görüyorsunuz akşam paylaştığım grafik kritik bir seviye. Bunun altına doğru bir kayma hareketi gerçekleşmeye başladı gibi gözüküyor. Tabii eskisi kadar olmasa da Avustralya'da bir Çin trade'i. Dolayısıyla Avustralya doları üzerinden Çin pozisyonu alanlar hala var. Bu da aslında alınan bir Çin pozisyonunu yansıtıyor. Tabii Çin'deki yavaşlama ki daha artacak gibi gözüküyor. Amerika baskısını sürdürse elbette Avustralya'yı da etkileyecektir. Dolayısıyla hem Avustralya'nın zayıflaması hem de bir Çin trade olarak Avustralya dolarındaki bu hareketi yakından takip etmemiz gerekiyor. Peki Euro tarafında nasıl bir hareketlilik var? Euro'da bir toparlama olduğunu söyleyebiliriz. Düne oranla 10.30'ların da altına kaymıştı. Bir toparlanma var ama bu toparlanma bana sorarsanız çok da uzun sürebilecek bir toparlanma olmayacak. Az önce paylaştığım nottaki gibi altınla doların beraber yükselmeye başladığı döneme girdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla burada çok büyük bir toparlama beklentisi için ne diyelim ama 11.20'ler yani daha önce destek seviyeleri olan şurada gördüğünüz seviyelerde geçebilirse biraz daha yukarıya doğru devam ederiz. Ama ticaret savaşının sürüyor olması, daha doğrusu Çin'in daha yavaşlayacak olması, biliyorsunuz zaten verileri de görüyorsunuz, doğrudan Alman ekonomisi üzerinde en başta olmak üzere baskı yaratacağından ben Euro'nun bu konuda bir güvenli liman gibi algılanabileceği görüşünde değilim. Tabii güvenli liman diyorsak buradaki konu Japon yenidir. Bakın Japon yeninde de dün çok sert bir değer kazanma gördük. Zaten beni irite eden harekette Asya için temkinli olmamızı gerektiren hareketinde bu olduğunu düşünüyorum. Şuradaki kadar büyük bir hareketlilik olmasa da sert bir hareketti ve aşağıya doğru da devam etme eğilimi içinde gözüküyor. Dolayısıyla bu Çin'de bir Yuan'da bir gevşeme, Japon yeninde bir değerleme aslında emerging market para birimleri için, gelişmekte olan ülke para birimleri için hoş bir kombinasyon değil. O nedenle de hala tedirginliğim aslında devam ediyor. Dolar endeksine de hemen bir göz atalım. Aslında dolar endeksi neden çok kitabi düşünürseniz borsada veya kitabı çok iyi bilirseniz borsada neden para yapmadığınızı gösteren bir gösterge şu an için baktığımızda. Hani meşhur bir laf vardı ya, üniversiteden çıkamayanlar profesör olur diye. Aslında bu biraz onu gösteriyor. Yani işte faiz indirimi gelecek, Fed tarafında dolar değer kaybedecek şeklindeki düşüncenin neden çalışmadığını veya çalışmadığını gösteren bir durum. Şuradaki sıkışmayı kırdı ve üzerine çıktı. Devam da edeceğini tahmin ediyorum. Hala bence doların kendi
ana rallisinin yaşandığı görüşünde değilim. Şuradaki 100 seviyesi kritik. Bu seviyenin kırılması çok büyük bir ihtimalle benim gözümde Avrupa Birliği'nden kaynaklanan, Euro bölgesinden kaynaklanan problemlerle olacak. Yani aslında dolar tarafında Fed'in ne yaptığından ziyade diğerlerinden kaynaklanan bir kırılma ile büyük bir rally göreceğiz. Henüz onun başladığı görüşünde değilim. Kısa vadeli direnci ufak ufak aşmaya çalışıyoruz ama asıl kritik olan seviye yüzlü seviyelerden sonrası olacaktır. Orayı takip etmek gerekir. Şimdi altın tarafına gelelim. Dün sabah yazdığım gibi altında sadece Fed'in faiz indirimine bakarak karar vermek doğru olmaz. Burada bir toparlanma var ama çok büyük bir kırılmanın gerçekleştiğini de söyleyemeyiz. Dünkü hareket yine bandın içindeki bir hareketti. Şimdi Dünya Altın Konseyi'nin raporunun üzerinden çok hızlı bir şekilde tekrar geçelim. Yıllık talepte %8'lik bir year o year baktığınızda %8'lik bir artış var. İkinci çeyrek döneminde dolayısıyla ilk yarı talebi de son 3 yılın en yüksek seviyesinde. Bu talebinin otopsisini yaptığımızda bir yatırım tarafından geldiğini görüyoruz ama yatırımda ETF tarafı, aşağıda diğerleri de var. İki, Merkez Bankası, bu da yatırım sayılır aslında, Merkez Bankası tarafından geldiğini görüyoruz. Şimdi bu yatırımın ETF kısmında özellikle İngiltere'de çok ciddi aktivite olduğunu görüyoruz. Tabii bu sadece Brexit kaynaklı değil. İngiltere önemli bir finans merkezi de olduğu için siz de alıyorsanız İngiltere'den almayı tercih edebilirsiniz. Nasıl ki GL'de New York'ta işlem görüyor, İngiltere'deki bir ETF'i de talep edebilirsiniz. Ama önemli bir kısmı İngilizlerin Brexit rahatsızlığından da geliyor. Dolayısıyla altında sadece FED kaynaklı bir talepten bahsetmek mümkün değil. Global gelişmelerin yarattığı bir talep de var. O yüzden sadece FED'in kararları ile altın yorumlamak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Bar, ben Atalira diye çevirdim. Tabii coin'den bahsediyoruz. Yurt dışında Atalira diye bir şey yok ama coin tarafında bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Tabii coin tarafında kültürel olarak coin almak aslında işte Cumhuriyet altını alan işte bizim gibi Türk vatandaşlarında böyle bir eğilim vardır veya Hintlilerde böyle bir eğilim vardır. İran'da böyle bir eğilim vardır. İngiltere'de ETF alınması çok daha doğal diye düşünüyorum. Finans piyasasına erişimleri açısından daha gelişmiş bir bölge. Biz İran, Çin vesaire gibi coin alan bölgelerde bir talep gerilemesi olmuş ki gerek İran'da gerek Türkiye'de zaten kurun yukarı gidiyor olması TL bazında altın fiyatlarında yükselmesine neden olmuş. Dolayısıyla kuvvetli bir talep artışı söz konusu değil. Keza Amerika'da da böyle. Çok Merkez Bankası üzerinden gitmeyeceğim. Venezuela'nın swap'ını eksi olarak kaydetmişler. Neyse, dolayısıyla kuvvetli bir altın talebi olduğunu görüyoruz. Peki altın gümüş oranında ne oldu? Altın gümüş oranında da zaten bir satışın, şu geri çekilmenin düzeltmesi olacağını konuşmuştuk. Bu düzeltmeyi yaşıyoruz. Gümüşün de bu düzeltmede daha fazla satış yiyeceğini beklediğimi söylemiştim. Şimdi burada önemli olan 19-20'ler civarındaki gelişme. Çok uzun süre altında kalacağını zannetmiyorum. Ama altında da gümüşte de bir piyasanın genel olarak aşırılığı vardı. Bu aşırılık hala biraz daha mevcut. Şu uyumsuzluk biraz daha aşağıya çözülebilir. Bunu büyük bir problem olarak görmüyorum ben. Alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir. Önemli hareketlerden bir tanesi de 10 yıllıklarda oldu. 10 yıllıklar aslında FED sonrası sabit kalmıştı diyebiliriz. 2.05'ler civarında dolaşıyorduk ki şunu 2.05, 2.01, 2'nin üzerindeydik. Dün gelen açıklamayla beraber sert bir şekilde geri çekilme yaşandı ve 2016 seviyelerine doğru hareket ediyoruz. Söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Burada
bu tedirginlik devam ettiği sürece ticaret savaşı tarafında hem Amerika'nın büyümesi açısından hem diğer ülkelerin yatırımcıların daha rahat hissetmesi açısından 10 yıllıklar talep görecektir. Dolayısıyla artık daha aşağı seviyeler görünmez demek gibi bir şey çok mümkün değil. Ben abartılı seviyelerde olduğumuzu düşünüyorum ama dünkü karardan sonra da elbette bir güvenli liman arayışını doğal karşılamak gerekir. Petrol tarafı büyüme kaygıları yaratacak olan bir karar Trump'ın açıklaması. Dolayısıyla sert bir şekilde satış yiyip alt seviyemize yani 55 dolar seviyesine geldi. Burada da söyleyecek fazla bir şeyim yok. Açıklanacak olan kuyu sayılarına bakalım. Ama elbette eğer bir ticaret savaşının daha da derinleşmesi söz konusu olacaksa petrol tarafında da çok büyük bir yükseliş beklemememiz gerekiyor. Zaten 60 seviyesinin üzerinde tutunamama nedeni de bu. Şu anda da bu resim değişmiş değil. Aşağı tarafta da şu trend desteğini yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin tarafında fiyattan ziyade fiyat hareketine biraz daha önem vermek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü belki şans eseri, hemen bunu bu gelişmeye bağlamak zor ama şurada görüyorsunuz Trump'ın tweetinden sonra bir yukarı hareket yaşandı. Yani bir ihtimal olarak söylüyorum. Altına benzer bir şekilde bazı yatırımcılar, bunlar küçük yatırımcılar ama bakın burada da 20-22'de bir hareket yaşandığını görüyoruz. Bu tarafta da aşağı yukarı benzer bir saatte işte şurada hareket başlıyor ve devam ediyor. Yukarı bir hareket oldu. Dolayısıyla tıpkı altında olduğu gibi güvenli liman olarak gören bir kesim acaba var mı diyebiliriz. Çünkü Bitcoin'in en önemli özelliği veya Bitcoin'e ciddi anlamda kurumsal destek getirecek olan özellik diğer varlık sınıfları ile olan ilişkisi olacak. Yani negatif betalı mı, birebir mi hareket ediyor? İşte çöküş olduğunda Bitcoin yukarı gider veya risk algısı arttığında Bitcoin daha iyi faydalanır. Böyle bir yapıda mı, değil mi? Onu görmemiz gerekiyor ki bunu portföye şu kadar oranla aldığımızda portföyün volatilitesi şu kadar düşsün veya portföyün volatilitesi şu kadar arttırsın, getiri potansiyelini de şöyle şöyle etkilesin tarzında bir enstrüman olsun ve ona göre talep görsün. Ama şu haliyle sanki dünkü hareketten faydalandığı gibi gözüküyor. Nereye getirdi bizi? Çok fazla bir yere getirmedi. 50 günlük ortalamanın üzerine getirmiş olması elbette pozitif ama biraz daha net bir hareketle 11.700'leri aşması gerekiyor ki yeni zirve hareketinin devam ettiğini söyleyebilirim. Biliyorsunuz haftaya Litecoin'in halving'i var. Dolayısıyla biraz belki o konu etrafında heyecan olabilir ama bu tarafa fiyat yansıması olacağını çok zannetmiyorum. Ripple tarafında da uzatmadan söyleyeyim 0.32'ler bir türlü aşınamaz oldu. Bu seviye aşıldıktan sonra bir momentum gelecektir ama bayağı bir test ettik ve aşamıyoruz. Dolayısıyla şuranın üzerine attığımız hatta 32.50'ler gibi gözüküyor. Üzerine attığımız durumda biraz daha hızlı bir yükselişle karşı karşıya kalacağız. Bu da işte kur tarafını iyi ayarlayamayan şirketlerin veya kur tarafından kendisini ayrıştıramayan şirketlerin yaşadığı bir trajedi gibi gözüküyor. TL tarafına gelelim. TL tarafında dün sert bir yukarı hareket gördük. 5.63'lere kadar yine Trump haberlerinin açıklandığı dönemde bir yukarı hareket yaşadık. Ardından da 5.60'lar civarında bir dengelenme olduğunu görüyoruz. Şimdi şurada bir hareket görüyorsunuz. 9'u 10 geçe. Şurada bir hareket görüyorsunuz. 9'u 10 geçe. Yine şurada bir hareket görüyorsunuz. 9'u 10 geçe. Yani 9'u 10 geçelere dikkat edin. Piyasa nedense 9'u 10 geçe bir dolar hareketi yapıyor. Burada unutulmaması gereken nokta şu diye düşünüyorum. Dışarıdaki
destekleyici olarak adlandırılan konjonktür destekleyici değil. Yani Avrupa tarafında ciddi bir ekonomik yavaşlama var. ECB'nin buna yönelik faiz indiriyor olması öyle Türkiye'ye para yağacağı anlamına falan gelmez. Bizim için önemli olan reel sektör üzerinden ne olacağı. Avrupa'daki pazar daralıyor. Yani bana işimi veren reel sektördeki fabrika. Dolayısıyla Avrupa'daki pazar daralıyorsa ECB'den kaynaklanacak olan likidite beklentisi veya neşeli günler çok fazla uzun süre bizi idare ettirmeyecektir. Bunun üzerine ben bir para politikası veya finansal bir strateji yapmayı çok hatalı buluyorum. Şimdi Vol tarafına bir göz atalım. Burada şu gördüğünüz ufak uyumsuzluk oluşmaya başladı. Yani daha düşük diplere karşı daha yüksek dipler söz konusu. Benzer bir durum bizim CDS'imizde de oluşmuş vaziyette görüyorsunuz. Şurada da yükselen dipler var. Bu daha önce çok konuştuk. Yani uyumsuzluk hemen trade edilmesi gereken bir şey değil. Ama dikkat edin, artık bu noktadan sonra TL'yi aşağı doğru baskılamak çok doğru olmayacaktır. Gerek de yok bence. Şu an için baktığımızda kısa vadede ne diyebiliriz? TL 200 günlük ortalamasının altına kaydı. Ardından gelen alımla beraber, pardon, üzerine çıkmış durumda. 50 günlük ortalamada aşağıya doğru baskılamaya devam ediyor. TL'nin RSI ile olan ilişkisine de baktığımızda orada da bir ufak uyumsuzluğun artık ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Burada benim yapacağım 200 günlük ortalamanın nasıl bir tepki vereceğini görmektir. Şu an için baktığımızda aşağıya doğru kaymayı ben çok sağlıklı görmem. Elbette buradan tekrar gümbür gümbür değer kaybetmesini gerektirecek bir durum yok. Yani cari açık tarafından baktığımızda hemen dolar bulmamızı gerektirecek bir gelişme yok. Ama Avrupa Birliği'ndeki yavaşlama, piyasaların Fed'i yanlış okumasından kaynaklanan gelecek olan baskı, Asya tarafındaki kurda yaşanan, yani yuan'da yaşanması muhtemel hareket, bunların hepsi önemli riskler. Dolayısıyla 200 günlük ortalamanın etrafında nasıl bir hareket olacağını yakından izlemek gerekiyor. Haftalık olarak klasik Bollinger hareketine de baktığımızda önümüzdeki günlerin biraz daha hareketli geçeceğini söylemek mümkün. Benim genel dolar görüşüm malum, dolayısıyla çok bir değişiklik yapma ihtiyacı da hissetmiyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.